Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 27 Haziran 2024 Perşembe, güne yansıyan ekonomi ve finans dünyasına ilişkin önemli gelişmeleri aktarmak üzere yine karşınızdayız. Ben Özlem Çamoğlu. Paraajans.com.tr internet sitemiz ve Para Ajansı YouTube adresimizde sizlerleyiz. Neler var gündeme yansıyan? Bakalım hemen gelişmelere. 3 ayda yarıya düşen hisseye dev patron satışı geliyor. Feriha Bahçıvan'ın haberi. Bakalım detaylara. Borsa biraz toparlandı derken patron satışı haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Her gün gelen satış haberlerine bir tane daha eklendi. Neymiş? Gezinomi'den bahsediyoruz. Dev dönüşüm deniyor. Hissede patron Ali Ercan 1 milyon 950 bin lot hissenin borsada işlem gören tipe dönüşümü için borsa yönetimine başvuru yaptı. Borsada işlem gören şirketlerin bütün payları borsada işlem görme hakkına sahip değil tabii ki, bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve borsada işlem görme hakkı elde etmiş olan hisselerde genelde halka arz sırasında satılan veya sermaye artırımı yoluyla yatırımcıya dağıtılan hisseler oluyor. Ali Ercan dönüşüm için başvuru yaptığı hisseleri ne amaçla kullanacağını açıklamamış. Ancak bu işlem genellikle hisselerin borsada satışı amacıyla kullanıyor ve Gezinomi borsada da sıkıntılı günler yaşıyor. Hisse 18 Mart tarihinde gördüğü 50,90 TL zirve fiyattan düşüş trendine girdi. 3,5 ayda yarı yarıya eridi. 26 TL'ye kadar düştü. Gelebilecek olan bu patron satışının hisseyi daha hangi fiyatlara taşıyabileceğini kestirmek zor tabii ki. Zamanı gelince de göreceğiz ve sizlerle de paylaşırız. Ve lotlar bedavadan iki katına çıkıyor. SPK başvurusu yapıldı. Bir diğer haberin başlığı. Kimtex poliüretan %100 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunu yaptı. Şirket mevcut 243 milyon 100 bin TL olan sermayesini %100 bedelsiz arttırdı. 486 milyon 200 bin TL'ye çıkartacak. Yeni sermaye temsil eden 243 milyon 100 bin TL nominal hisse hak sahibi yatırımcılara bedelsiz hisse olarak dağıtılacak. Bu bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusu yapıldı. SPK onayı alındıktan sonra da şirket bedelsiz hisselerin hak sahibi yatırımcıların hesaplarına geçecek olan tarihi açıklayacak. Sizlerle de paylaşırız tabii ki. Şu anda Kimtex hissesi olmasa bile bu açıklanacak olan tarihe kadar hisseyi borsada satın alırsanız bedelsiz sermaye artırımından da yararlanmış olabilirsiniz. Bu bilgiyi vermiş olalım. Ve borsanın devine 8 milyon dolar ve 60 milyon TL temettü deniyor. Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi iştirakinden toplamda 8 milyon dolar ve 60 milyon TL'lik temettü ödemesi aldığını duyurdu. 30 milyon TL'lik ilk ödeme hesaplara geçerken kalan 30 milyon TL ve 8 milyon dolarlık imtiyazlı temettü ödemesi 28 Haziran'da gerçekleşecek. Turkuaz Petrol iştirakı olan dünya devi Staş'tan rekor temettü ödemesi aldı. Turkaş Petrol %30 oranında ortak olduğu Shell Turkaş Petrol AŞ ile ilgili önemli bir güncelleme yayınladı. Bu duyuru hissedar değerini maksimize etmeye yönelik olağanüstü genel kurullar ve stratejik kararlarının ardından geldi. Geçmiş kârlardan temettü dağıtımına bakacak olursak 25 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Shell ve Turkaş olağanüstü genel kurulunda geçmiş kârlardan karşılanmak üzere toplam 200 milyon dağıtılmasına karar verildi. Bu dağıtımdan Turkaş Petrol'ün payı 60 milyon TL. Bu miktarın yarısı olan 30 milyon TL 28 Mart 2024 tarihinde Turkaş Petrol'ün hesaplarına geçti. Kalan 30 milyon TL ise 27 Haziran 2024 tarihinde Turkaş Petrol'ün hesaplarına geçti. İmtiyazlı temettü ödemesi var. 25 Mart 2024 tarihli toplantıda ayrıca imtiyazlı hisseler nedeniyle Turkaş Petrol'e ödenecek 8 milyon ABD doları tutarındaki imtiyazlı temettünün bugün itibariyle alınması bekleniyordu. Fakat Shell ve Tüpraş'ın olağanüstü genel kurulu bu imtiyazlı temettünün 28 Haziran 2024 tarihinde ödemesine karar verildiğini duyurdu. Sizlerle paylaşmış olalım biz de. Gayrimenkul şirketinden 23 milyon TL'lik yatırım deniyor. Bakacak olursak detaylara, Torunlar Gayrimenkul Antalya Kepez'de önemli bir taşınmaz satın aldı. Ve Antalya'nın Kepez ilçesi Sinan Mahallesi'nde bulunan önemli bir taşınmazın bir kısmını satın aldığını duyurdu. Taşınmazın detaylarına bakalım. Toplam yüz ölçümü 5610 metrekare. Satın alınan pay 1285 metrekare küsür.
süratiyle birlikte satın alma bedeli olarak 23.145.300 TL görülüyor. Değerleme bedeli ise 14.023.480 TL. Taşınmazın değeri bağımsız bir değerleme firması tarafından 14 milyon küsuratıyla birlikte takdir edilmiştir. Bir kap açıklaması var. Detaylarıyla birlikte Torunlar Gayrimenkul'ün Antalya'nın Kepez ilçesinde yaptığı bu önemli yatırımın haberini de sizlerle buluşturmuş olduk böylece. Ve otomotiv hissesi 1450 TL olacak, yabancı kurum açıkladı. Bir diğer haberin başlığı, Ford Otomotiv sanayi hisseleri için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. Detaylara bakacak olursak, Ford Otomotiv sanayi hisseleri için aracı kurumların araştırma raporları 26 Haziran 2024 tarihinde bir açıklama vardı. Ford Otosan hisseleri için yeni bir hedef fiyat belirlendi. Yatırımcılara al tavsiyesi var. ICBC yatırım tarafından yayımlandı bu araştırma. Ford Otosan hisseleri için hedef fiyat 1450 TL olarak belirlendi. Bu hedef fiyat hisse senedinin mevcut fiyatı olan 1102 TL'ye göre yaklaşık %31,57'lik bir prim potansiyeline işaret ediyor. Aracı kurumun yaptığı bu değerlendirme Ford Otosan'ın gelecekteki performansına dair olumlu beklentileri ve şirketin büyüme potansiyeline olan güvenini ortaya koyuyor. Yatırımcılara verilen al tavsiyesi hissenin mevcut değerinin altında işlem gördüğü ve potansiyel kazanç fırsatı sunduğu anlamına da geliyor aynı zamanda. Ford Otosan tabii ki Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden biri. Hem yerel pazarda hem uluslararası alanda güçlü bir konuma sahip. Şirketin sağlam finansal yapısı, yenilikçi ürün portföyü ve sürdürülebilir büyüme stratejileri de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gelecek vaat ettiği yönünde de öngörüler var. Sizlerle paylaşmış olalım. Ve enerji şirketi 100 milyon TL'lik payını geri aldı. Bir diğer haberin başlığı bu da Orge geri alım programını revize ediyor. Orge Yönetim Kurulu 25 Haziran 2024 tarihinde almıştı kararı. Şirketin kendi hisselerini geri alım programı kapsamında satın alma planını revize etti. Geri alım için ayrılan azami fon tutarı 40 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi. Geri alınacak azami pay sayısı da bu yeni fon faturasına tutarına göre belirlenecek. Geri alım programı süresi 2 yıl olacak. Genel müdürlük tarafından yönetilecek ve yürütülecek geri alım işlemleri ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerine sunulacak. Bir kap açıklaması yine mevcut. Geri alım için ayrılmış bulunan azami 40 milyon tutarındaki fonun 100 milyon TL olarak yeniden belirlenmesine şeklinde verilen bu karar sizlerle buluşturuldu. Ve %76 değer kaybetti. Para pul oldu. Eskilerin deyimidir bu, paranın pul olduğu. Günümüzde de Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri için söylenmiş Burhan Ercüman tarafından. Peker Gayrimenkul düşüş trendini yatırımcılarına yaşatan şirketler arasında geçtiğimiz 6 ay içerisinde %76 oranında değer kaybetti. Yeni senenin başında yatırım yapmış bir yatırımcının 100 lirası için sadece 24 lirası geriye kaldı 100 liradan. Şirketin eski seviyesine ulaşması için tam 4 katından fazlasına çıkması gerekiyor. Bu düşüş trendi ne zaman bitecek soru işaretleri arasında. Şirket son 1 ayda %5 değer kaybetti. Böylece bir nebze de olsa yatay seyre başladı. Ancak 6 aylık bilanço ne yazık ki sıkıntılı Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı açısından. Dileriz şirket açısından da iyi bir hamle gelir de yatay seyirden yükseliş trenine geçmeye başlar. paraajans.com.tr internet sitemiz, Para Ajansı YouTube adresimiz. Sizleri güncel gelişmelerden haberdar ediyoruz. 7/24 editörlerimiz çalışıyorlar sizler için. En güncel bilgileri aktarmak üzere biz de naçizane seslendiriyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.